Herkese merhaba. HTC Desire 800 serisi içerisinde orta üst segment telefonlar görüyoruz. Geçmişte gördüğümüz 820 ve benzeri telefonlar oldukça beğeniyle karşılanmıştı ve şimdi HTC aynı başarıyı HTC Desire 830'da yakalamaya çalışıyor. HTC Desire 830 geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtılmıştı. İçerisinde MediaTek Helio X10 tabanlı bir işlemci var. 8 çekirdekli işlemci mevcut. Bunun dışında telefonda Full HD ekran var. 5.5 inç büyüklüğe sahip. Bunun yanı sıra 32 GB dahili hafıza, 3 GB RAM, 13 megapiksel arka ve ultrapiksel ön kamerada bu telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor. Şimdi HTC Desire 830'un kutu açılışını gerçekleştirelim. Görmüş olduğunuz gibi ziyaretin üzerine geldi. Bize de bu telefonun kutusunu açmak kalıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi karşımızda HTC Desire 830 oldukça şık görünen bir telefon. Gördüğünüz gibi arkası siyah renkte, yumuşak bir plastik, kenarlarda metal renk. Metal rengin görüntüsü de oldukça hoş, biraz roze altını hatırlatıyor. Kameranın etrafındaki halkada bu kenar çizgisini aynı renkle birlikte tamamlıyor, bütünlüyor. Telefon 5.5 inç ekran sahip, bunu söylemiştik ve elde de rahatlıkla taşınıyor. Arkadaki plastik yüzeyde bu telefonun kullanımcısını biraz daha hoş hale getiriyor. Şu jelatini çıkaralım. Telefonun arkasında söylemiş olduğunuz gibi kamera var, 13 megapiksel LED flash, ikinci mikrofon, alt kenarda micro USB portunu görüyoruz. Bunun dışında önde de ultrapiksel kamera var, 5.5 inç ekran hemen üstünde. Boom sound hoparlörler, stereo hoparlörler var HTC Desire 830'da. HTC biliyorsunuz HTC 10 modelinde bu ikili hoparlör tasarımından vazgeçmişler. Ne kadar çift hoparlör yine bulunsa da boom sound hoparlörler bu telefon modelinde HTC 10'da bulunmuyordu, ancak Desire 830'da bu modelin kullanıldığını, bu tasarımın kullanıldığını görüyoruz. Telefonun SIM ve SD kart yuvaları görmüş olduğunuz gibi burada yer alıyor. Herhangi bir iğneye gerek yok. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Devam edelim. Kutudan başka neler çıkıyor? Çeşitli bilgilendirici barkodlar, hızlı başlangıç kılavuzu. Bunun sıra daha detaylı bir kılavuz. Bunları bir kenara koyalım. Şurayı kaldıralım. Burada telefonun kablosu var, USB kablosu. Bunu şu şekilde açabiliriz ve gösterebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi HTC'nin alıştığımız micro USB kablosu bu telefonda da mevcut. Şu kanadı kaldıralım. Bu kanadı kaldırdığımızda da kulaklığı ve şarj adaptörü mevcut. Şarj adaptöründe zaten daha önceki HTC telefonlarından biliyoruz tasarımını, artık alıştık. Burada görmüş olduğunuz gibi siyah renkli, parlak bir yapıya sahip ve son olarak da şu kulaklık aparatını çıkaralım. Kulaklıkta görmüş olduğunuz gibi kulak yolunu tamamen kapatan bir yapıya sahip değil. Kulağı kapatıyor ancak kulak yoluna kadar girmiyor. Yassı kablo kolaylıkla dolaşmayacaktır birbirine, bu açıdan pratiklik sağlayacaktır. Böyle bir kulaklıkta HTC Desire 830'da kutuda bulunuyor. Şimdi telefonun ilk açılışını gerçekleştirelim. SIM kartı takıp ve HTC Desire 830'un kullanıcı arayüzüne beraber bakalım. Ve karşımızda HTC Desire 830'un kullanıcı arayüzü. HTC Desire 830 Mayıs ayında çıktı, tanıtıldı. Ancak bu telefonda Android 5.1 Lollipop çalışıyor. Bu açıdan biraz sürpriz sayılabilir. Marshmallow ile birlikte gelen özellikler bu telefonda yok. Yine de bu telefonun düzgün bir Android deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz. HTC Sense 7 yazılımı geliyor bu telefonun üzerinde. Görmüş olduğunuz gibi kişiselleştirmek için dokun başlıklı bir bölüm var. Buraya kişisel olarak en sık kullandığınız uygulamaları yerleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra yine HTC'nin sizin için önermiş olduğu çeşitli uygulamaları da buradan yüklemeniz mümkün. Google uygulamaları görmüş olduğunuz gibi bu telefonda kolaylıkla erişilebilecek bir yerde bulunuyor. İndirdiğiniz uygulamaları da, yüklediğiniz uygulamaları da, son uygulamaları da burada görebilirsiniz. Bunun dışında uygulama menüsüne baktığımız zaman Zoe'yi görüyoruz. Bir HTC uygulaması. Bunun sıra HTC'nin çeşitli araçları da mevcut. Ortam uygulamaları görmüş olduğunuz gibi ortam klasörü altında bulunuyor. FM radyo da bu telefonda mevcut. Bunu belirtelim, bazı kullanıcıları bu durum fazlasıyla sevindirecektir. Temalara baktığımızda HTC temalar uygulaması var ve buradan HTC Desire 830'un kullanıcı arayüzünü biraz daha özelleştirebilirsiniz. Farklı temaları yükleyebilirsiniz. Telefonda yüklü gelen temanın da telefonun gövdesine, kenar profil rengine uyumlu olduğunu belirtmeden geçmeyelim. HTC Desire 830 ile ilgili aktaracaklarımız, ilk izlenimlerimiz şimdilik o kadar. Bu telefonla ilgili çok daha fazla ayrıntıyı
çok yakında yayınlayacağımız detaylı incelemede bulacaksınız. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.